Benim sorum vefat ettikten sonra organlarımızın bağışlanması günah mıdır değil midir? Niye günah olsun? Çok büyük sevaba girersiniz. Ne güzel işte bir insan gözü görüyor. Oh ne güzel ya. Evet. Tabii. Ne hoş. Ama diri diri alıyorlar kardeşim. o da bir acayip olmaz mı? Yani adam yaşıyor. Yani içeri şunu alsak da böyle. Korku filmi gibi ya. Öyle olmaz. Beyin ölümü gerçekleşmesi evet. gerekir. Yani beyin iflas edecek. Tamamen ölecek beyin. Anlaşıldı mı? Beyin gittiyse tamam. O hakikaten ölmüştür insan. Yani bedenin hareketlenebilir, şey yapabilir bedeninde bir şey olabilir. Yani beynin net ölmüş olması lazım. Tabii. Beyin mesela, ya mesela beyni dağılıyor Allah vermesin. Beyni bir yere gidiyor falan. İşte tamam işte o ölmüş. Evet. O orada olur. Orada karaciğerini alır birine nakledersin, gözünü alır birine nakledersin. Ne güzel ya işte. Tabii, evet. Kalbini alır birine nakledersin, sevaba girersin. Ne güzel. Evet. Zaten bıraktığın toprakta çürüyecek, evet. çürüyeceğine oraya gitsin. Ne var yani? Değil mi? Hocam, arkadaşlarımızdan birinin babası komaya girmişti. Sizin fikrinize danıştılar. Nasıl yapalım, fişini çekmek istiyorlar diye. Siz olmaz demiştiniz. Ya kardeşim. Bana... Geldi kız arkadaşım. Hocam dedi, aile mensuplarının hepsi babamın fişinin çekilmesi için Amerika'da onay verdiler, imzaladılar. Benim imzamı bekliyorlar dedi. Ben de imzalarsam fişi çekecekler dedi. O neyse ya dedim, öyle şey olur mu? Cinayet işlemiş olursunuz. Evet. Allah sirgesin. Evet. Niye çekilsin fiş? Beyni yaşıyor adam. Evet tabii. Ciğerleri falan, iç organları iflas ediyor. Olsun ne olur, beyni yaşıyor. Tabii, evet. Ondan sonra kabul etmedim. 15 gün sonra adam ayaklandı. Maşallah. Yürüyerek. Türkiye'ye geldi. Yürüyerek maşallah. Maşallah. Evet desem gittiydi. Allah'a sevgisin.